İstanbul'dayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüp Sultan Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nın yıkmasına ilişkin mahkemeden karar çıktı. Yıkım kararının yürütmesi bir ay süreyle durduruldu. Ekibimizden Mehmet Karataş da ayrıntıları aktarmak için hazır. Sözü Mehmet'e bırakalım. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin proje alanı olarak belirlemiş oldukları Yeşilpınar Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nın yıkılmaması, projeye dahil edilmemesi için bir mahalle adeta ayaktaydı ve aylarca burada büyük bir mücadele verdiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burada yaklaşık 4 dönümlük bu arazide bulunan parkın dokunulmaması için, parkı yıkmamaları için vatandaşlar büyük bir mücadele vermiş ve hatta o dönemde dava da açmışlardı ve mahkeme devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi devam eden mahkemenin yanı sıra bu noktada yıkım çalışmasına başladı ve yaklaşık 3 gün önce burada bulunan tüm oyuncaklar yerinden söküldü ve hatta bazı ağaçların da yine yerinde olmadığını şu anda ekranlarda da görebiliyorsunuz. İşte bu noktada ağaçlar da yerinden söküldü ve ağaçların başka bir noktaya taşınacağı ifade edilmişti. Ve şu anda burada çalışmalar durduruldu. Sebebi ise mahkeme kararı ve mahkeme burada Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nın 30 gün süreyle çalışmalarının yapılmaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burayı yıkmaması kararını verdi ve 30 gün sonra nasıl bir karar gelir ya da nasıl sonuçları bizler de merak ediyoruz. Şimdi mahalle sakinlerinden Fatma Hanım bizlerle birlikte, siz de burada büyük bir mücadele verdiniz park yıkılmasın diye. Parkın büyük bir kısmı yıkıldı, kazı yapıldı ama mahkeme kararı 30 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Aynen öyle. Biz burada aylardır işte Büyükşehir Belediyesi'ne sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama hiç bizim sesimizi duymadılar. Biz yalvardık. Burası bizim hem deprem toplanma alanımız, hem yeşil alanımız, hem çoluk çocuğumuzun oyun parkı dedik. Ama bizlerin sesini duymak istemediler. Bizim burada mahkeme kararı var dememize rağmen asla sesimizi duymadılar ve burayı 19 Ağustos'ta yıkmaya başladılar. Biz tekrardan ikinci kez yıkım durdurulsun diye mahkemeye müracaat ettik. Mahkeme bizi haklı buldu ve yıkımın durdurulmasına karar verdi 30 gün süreyle. Ama onlar gene dinlemediler. Dün sabah 7'de tekrardan kazı çalışmasına başladılar ve saat 3'e kadar devam etti. Mahkeme kararının dur demesine rağmen, değil mi? Mahkemenin dur demesine rağmen. Dur demesine rağmen asla bu kararı uymadılar. En sonunda Eyüp Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Eyüp Sultan Belediyesi'nin? Eyüp Sultan Belediyesi'nin zabıta ekipleri geldi ve onlar bizi haklı bulup mahkeme kararının uygulanmasını istediler ve şerit çekip gittiler. Bundan sonra istiyoruz ki inşallah bizim sesimizi duyarlar ve bize hak verirler. Çok teşekkür ederiz. Evet, sizler de haklı olarak 30 gün sonra verilecek olan, çıkacak olan o kararı merakla bekliyorsunuz. Dediğimiz gibi şu anda Gençlik Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımı devam eden Gençlik Parkı'nda yıkım çalışmaları 30 gün süreyle durduruldu mahkeme kararıyla. 30 gün sonra nasıl bir karar çıkacak? Açıkçası bizler de buradaki mahalle sakinleri gibi merak ediyoruz. Evet, bir kez daha kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak da göstersin. Şu anda etrafına da şeritler çekildi. Eyüp Sultan Belediyesi zabıta ekipleri de dün buraya gelerek mahkeme kararının durdurulması kararını, daha doğrusu bir kez daha hatırlatarak, buradaki çalışmalar durduruldu. Parkın yan tarafında yine projenin diğer kısmı olan çalışmalar devam ediyor ama Gençlik Parkı'ndaki çalışmaların şu an itibariyle durdurulduğunu belirtip söz tekrar size bırakalım.